Biraz önce bıraktığımız yer işi kaydetmek başlığı altında zikrettik. 22. sayfada ve perdede de şu anda görüyorsunuz. İşin kaydedilmesi ikinci aşamadır. Demek ki işin seçimi, işle ilgili bilgilerin toplanması, seçilmiş işle ilgili bilgilerdir onlar. İşin kaydedilmesi ikinci aşama. Bu metot etüdü prosedürünün kaç madde halinde olduğunu gösteren, size sayfa 19'da başlayan ve 20. sayfada devam eden seçme, kayıt, tetkik, geliştirme, tatbik ve takip dediğimiz 6 tane kelime ile ifade ettiğimiz metot etüdü nasıl yapılır, hangi aşamalardan geçerek yapılır, metot etüdünün prosedürü nedir dediğimiz zaman, bunlar sınav sorusu sorduğumuz zaman birer puanlık sorulardır, 6 maddede topluyorduk. Birinci madde işin seçimi ve ilgili bilgilerin toplanmasını biraz önce işledik. Şimdi işin seçiminde tesir eden faktörleri de işin içine, kapsamına alacak şekilde açıkladıktan sonra şimdi işin kaydedilmesine geldik. Yani ikinci madde. Kayıttan sonra tetkik, incelemek ve tenkit ve sonra geliştirmek ve sonra tatbik ve sonra takip. Şimdi geldik işin kaydedilmesi aşamasına. Bakınız arkadaşlar, toplu bir cetvel, bir çizelge halinde görüyorsunuz. Şemalar var elimizde, diyagramlar var ve fotoğrafik usuller var. Üç türlü yöntemle, üç yöntemle biz işi kaydediyoruz. Demek ki kaydetmek, birisi bize anlatıyor, anlatırken biz de gazeteci gibi elimizde kalem yazıyoruz. Böyleydi eskiden. Devlet adamlarını, siyasileri, birçok meseleleri takip eden muhabirler, adam konuşurken elini kalemle boyuna yazardı. Şimdi yok. Burnuna burnuna küçücük bir teybi uzatıyor. Yok. Ya o tehlikeli bir madde midir? İçinde kurşun var mı? Tabanca mıdır filan? Herhalde kontrolünü yapıyorlar. Efendim bir takım cihazlarla filan, ama gazeteciler ne yapıyor? Ya kalem gibi bir şey. Daha küçük bir şey. Efendim kibrit gibi. Şimdi neler çıktı mesela? 256 tane, 512 tane, bilmem kaç tane megabayt olarak şu kadar yüzlerce binlerce parçayı çalan şeyler çıktı. MP3 player'lar ve aynı zamanda memory stick. Onun kadar küçük bir cihazı ne yapıyor şimdi? O devlet adam burnuna burnuna uzatıyor. Kayıt tekniği artık o. Geliyor, dinliyor. Onu yazacak. Sesli olarak göndermeyecek belki firmasına, gazetesine. Efendim yazıya dökecek. Bazılarına bazı yerlere ekleyecek filan. Ama kayıt tekniği artık böyle oldu onlar için. Bizim için de fotoğrafik usuller diyoruz. Bakın bu çizelgede fotoğrafik usullerde film analizi dediğimiz şey, bu dersi işlemeye başladığımız, benim işlemeye başladığım günden bu yana 25-30 seneden beri endüstri mühendisliğinin 1968'den başlayan bir macerası var. Teknik Üniversitede, Türkiye'de ilk defa sanayi mühendisliği adıyla, o günden beri 40 seneye yakın bir macera. Sinema makinesi, kocaman sinema makinesi tasavvur ederdim ben ve hocalarım, herkes tasavvur ederdim değil, öğrenen, yeni öğrenen öyle aklına onu getiriyor. Bilen zaten biliyor. Kocaman sinema makineleri. E şimdi kocaman kameralarla da olayları takip eden muhabirler var. Ama fabrikalarda, fotoğrafik usullerde film analizini anlatırken buna ihtiyacımız yok. Avuç içi kameralar var artık. 800 gramdan, onları da söylüyorum, onunla avuç içi kameraları da 800 gramdan 450 grama, 450 gramdan 150-200 grama kadar düştü fiyatları. Nedir? Onların içindeki kayıt ortamları DVD oldu, memory stick oldu vesaire vesaire. Bu kameralarla artık fabrikalardaki iş etüdü yapacağımız, metot etüdü yapacağımız işleri filme almak mümkün. Ondan sonra Erman Toroğlu, Şansal Büyükağ maraton programındaki gibi, efendim penaltıyı geriye sar, filanca oyuncunun attığı topa, tekme vurduğu yerden, şutu attığı yerden tekrar topun nokta nokta geriye dönüşünü tekrar geriye al, tekrar nasıl gitti, nasıl girdi, nasıl
gol oldu, hepsini ne yapıyorlar? Oturup konuşuyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. E bizim için de önemli. Ben bundan birkaç ders öncesini anlattım. Hareket etüdü. Ekonomisini anlattım. Hareket ekonomisi prensiplerini anlattım. Şimdi hareket etüdünü de inceleyebilirsin. Efendim, metot etüdü bakımından nasıl bir yöntem takip ediliyor, hepsini inceleyebilirsin. Bütün işçi hareketlerini, malzeme hareketlerini, makina iş istasyonlarındaki bir takım hareketleri, her şeyi filme aldıktan sonra sinemanın bizim insanoğluna getirdiği bir özellik var, nedir? Onu yaşıyor gibi film seyrediyoruz çocuklar. Hele bu iyi bir rejisörün elinden çıkma drama dediğimiz konulu bir filmse, bir belgesel filandıysa, ne yapıyoruz biz onu? Kendimizi kaybedercesine içinde yaşıyormuşuz gibi seyrediyoruz. Sinemanın getirdiği böyle bir olayı aynen yaşıyormuşçasına bir izlenim bırakması, bizde bir tesir yaratması burada da kendisini gösteriyor. Biz fabrikalardaki bütün hadiseleri bir defa, birkaç defa filme almak şansına sahibiz. Demek ki fotoğrafik usuller bugün biraz daha kolaylaşmıştır. Film analizi mesela kolaylaşmıştır. İşte işin kaydedilmesini böyle bir çizelge altında toplamışız. Çok kullandığımız ve bir türlü terk etmediğimiz bir yöntem var. Çok da faydalı olduğu için terk etmediğimiz şemalar. Şemaları bakın, iş akış şeması, işlem akış şeması, ana işlem akış şeması, iki elle işlemli işlem akış şeması, simultane akış şeması olarak A, B, C, D, E, F maddelerde 6 tane akış şeması tarif etmişiz. Peki bunlardan efendim hangi bilgiler bulunmalı akış şemalarında? Bu bilgileri de aşağıdaki çizelgede göstermişiz. İşin açık tanımı olmalı. Şemanın hangi metodu gösterdiği belirtilmeli. Başlama, bitiş işlemleri ve adımları belirtilmeli. Şema tanımlanmalı. Kim tarafından ve nerede yapıldığı belirtilmeli. Bakın şemalarla ilgili stratejik bilgiler bunlar. Diyagramlara geçiyoruz. Diyagramlar neye yararmış? Şemalar işlem ve süreleri gösteriyorsa, süre kayıtlarını gösteriyorsa, diyagramlar hareketleri göstermek için kullanılırmış. Hangi cinsleri varmış bunların? İş akış diyagramları varmış. Sonra buna akım diyagramı da diyeceğiz. İki boyutlu modeller varmış diyagramlarda. Üç boyutlu modeller varmış. Hangi işe yararmış? Çizelge devam ediyor. Mesela iş akış diyagramı A maddesi şuna yararmış. İşin bir iş yeri planı üzerinde nasıl aktığını gösteren diyagram. İşin bir iş yeri planı üzerinde, bir mimari plan üzerinde nasıl bir akış içinde, nasıl akıyor iş, cereyan ediyor. İşin nasıl cereyan ettiğini gösteren bir diyagram. Bu cereyan ettiğini gösteren lafına işin nasıl aktığını diyoruz. Ama nerede? Bir mimari plan üzerinde gösteriyoruz. Sonra B maddesi seyir diyagramı. Seyir diyagramı, peki B maddesinin açıklanmasına bakalım. Neymiş o? İp diyagramı da diyoruz. Seyir diyagramı çeşitli iş istasyonları veya noktaları arasındaki hareketin tekerrür sıklığını gösterir. Örnek mi istiyorsunuz? Hemen ayrı ayrı açıklayacağız ama şimdi tekerrür sıklığı deyince birdenbire intikal edememiş olabilirsiniz. Onun için sayfa 33'e bir bakın. Mutfakta yemek hazırlayan bir ev kadınının faaliyetini gösteren çok literatüre geçmiş, çok tipik bir misaldir. Sayfa 33. C ve D, yani iki boyutlu ve üç boyutlu model ne demekmiş? Ben evleri taşırken, bir binadan, bir evden, bir başka eve ev eşyasını taşırken yatak odası takımları sığacak mı? Efendim gardırop sığacak mı? Şifonyer sığacak mı? Yatak sığacak mı? Bunların kartonların modellerini keserim. Bir mevcut yerden bir başka yerin planı, mimari planını büyüterek o kartonları onun içinde gezdiririm. Yıkılacak duvar varsa bir başka bir
çocuk odasıyla bir duvarı hafif değiştirmek, yerini kaydırmak, yıkmak ve yeniden onu örmek pahasına da olsa ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şu yeni kent evlerinde oturdum ben. 69 metrekarelik net alanı olan, 86 metrekarelik brüt alanı olan yeni kent evlerinde 1986-90 arasında o küçük evlerde, sonra 90'dan 99'a kadar da başka evlerde, ama yeni kentte oturdum. O ilk evlerde oturduğum zaman 69 metrekareydi. Soner Bey vesaire birçok arkadaşlarımız vardı. Ve arkadaşlar şey etmedik, yani fevkalade benimsedik o evleri, ama gidip eşyamızı yerleştirelim derken böyle kartonlarla hareketler yaptık. İki boyutlu model işte budur. Eğer siz bunu biraz üç boyutlu nopur veya Lego adı verilen çocukların oyuncakları vardır, böyle yaparsanız torna tezgahının şekli bellidir, freze tezgahının şekli bellidir. Yolda malzemeler hareketlerini gösteren kırmızı ok işaretleri vardır. Kocaman 2 metrekarelik bir levha üzerinde siz onları yerleştire de siz 3 boyutlu modellerle, demek ki diyagramlar dediğimiz efendim ve hareketleri göstermek için kullanılır dediğimiz bu enstrümanları kullanırsınız. Ama dediğim gibi 2 boyutlu modeller için aklınızda olsun, sonradan nahoş bir durumla karşılaşmamak için gideceğiniz, kiraya tutacağınız yerin muhtelif odalarının alanını gösteren güzel mimari planlar çizin. O planlar içinde bu taraftaki eşyanızın kuş bakışı, efendim santimetre, milimetre, neyse işte kaç küçücük kartondan parçalar kesin, tam temsil etsin büyüklüğünü ve orada kapıdan sokabilir miyim, merdivenden geçirebilir miyim değil, ama kapılardan sokabilir miyim bile, koridordan geçirip filan odayı taşıyabilir miyim bile, bu cevabı bile bulursunuz. Bilhassa demek ki tezgah yerleştirme dispozisyon planları, plant layout meseleleri dediğimiz, tesis planlama meseleleri dediğimiz meselelerde de buna ihtiyaç duyacağız. Peki hızla geçiyoruz. A'yı, B'yi, C'yi anlatırken C ve D üzerinde fazlaca durduk. Hemen fotoğrafik usullere tekrar geri gelelim arkadaşlar çizelgelerde. İşlem sürelerini kaydetmeye yarıyormuş. Yaramaz mı canım? Biraz önce dedik ya, maraton programındaki gibi tekrar tekrar al oynat filmini çekmişsin. Dahası var mı? Filmi çekmek demek hadiseyi aynen kaydetmek demek. Aynen. İnsanların yaşadığı o ortamı bütünüyle kaydettin. Peki işlem kademelerini de, sonra işlemlerin hareketlerini de tekrar tekrar görmek, göstermek ve revize etmek ve metot etüdüne tabi tutmak için kullanılabilirmiş fotoğrafik usuller. Nelermiş onlar? Film analizi. Üstünde biraz önce durduk. Başka cycle graph. Başka chrono cycle graph. Başka memomasyon. Bunları sırasıyla gelince göreceğiz, ama neler olduğunu açıklayarak anlatabilirim. Fakat 23. sayfada hemen bunlar hızla tarifleri verilmiş. Bu tarifler belki yeterli bile olabilir. Bir, hareket etüdünde bir uzva bağlanan sürekli ışık kaynağı ve diyaframı daimi olarak sürekli açık duran bir fotoğraf makinesinin, kameranın kaydıdır. Bu cycle graph. Peki chrono cycle graph neymiş? Işık kaynağı belli aralıklarla yanıp sönüyorsa, aralıklar hareketin hızını göstermek üzere böyle bir kayıt tekniği de neymiş? Chrono cycle graph'mış. Yine nedir arkadaşlar? Lamba yanıp sönüyor ama onun fotoğrafını çeken diyaframı daimi açık olan makinenin diyaframı daimi açık. O diyafram dediğimiz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? 1/100, 1/250 enstantane açılıp kapandığı zaman gökyüzünde uçağı böyle iz bırakmayacak şekilde flu, alaca bir şey, netlikten mahrum flu dediğimiz şekilde
demiyorum. 1/250 saniyelik bir enstantane ile fotoğraf çekerseniz, sizin de filminiz buna müsaitse, siz o tayyarenin bir uçağın fotoğrafını bile çekebilirsiniz. Fotoğraf makinesinin üstünde demek ki böyle imkanlar vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu sanki geceleyin gökyüzünde ay veya yıldızların resmini çekmek üzere unutulmuş, sabaha kadar bırakılmış bir makinenin diyaframını açık B ve T opsiyonları vardır. Nasıl bırakıyorsak burada da makineyi öyle bırakıyoruz. Ama iş yerinde bir tezgahın karşısında çalışan operatör elinde parmağında bir yüzük, nikah yüzüğü, nişan yüzüğü gibi bir yerde, bütün hareketlerde, iki elinde de olabilir bunlar. Bunlar daimi yanıyor. Bütün bu izleri film alıyor. Peki ondan sonra yanıp sönen lambada bağlayabilirsiniz. Yine elimizde küçücük bir yere pil bağlayarak dirseğimizin içinde gizlenmiş bir yerde, yerimizin içinde, efendim kolumuzun bir yerine tespit edilmiş bir küçücük pilden akım alan, elektrik alan küçücük bir lamba, yani yüzüğümüzdeki lamba yanıp sönerse o zaman da hızları kontrol edebiliyoruz. Evet, sonra memomasyon, burada memografi diye var tıp fakültelerinde artık. Ama biz memomasyonu o gün şöyle anlamışız ve şöyle anlatmışız. 600 veya 100 bin kere dakikada yavaş ve uzun süreli filme alma tekniği. Yavaş oynatıp, yavaş alıp hızlı oynatmak, hızlı alıp yavaş oynatmak vesaire gibi teknikleri kullanmak. Bugün bunu yine video kameraların yaptığı çekimlerle neler neler yapabiliyoruz. Durduruyoruz, efendim yavaş oynatıyoruz vesaire. Gelelim film analizine. A maddesinde söylemişiz. Biraz önce onu açıkladım. Sinema filmi veya videoya kaydederek tekrar tekrar filmi oynatmak suretiyle olayları, işlemleri incelemek, kronometraj tutmak, kronometre tutmak ve iş akış şemaları çıkarmak mümkündür. Dönelim şimdi tekrar 22. sayfadaki işin kaydedilmesindeki çizelgenin başına. Şemalardan iş akış şemasına bir örnek vererek bu konuyu açalım. Çünkü şemalar çok önemli. Peki örnek bir iş akış şemamız var mı? Evet var. Bir istasyona gidip İstanbul'a trene binip gidecek bir yolcu. Adam tipi akış şeması diyoruz biz buna, iş akış şeması diyoruz. Sayfa 26'da bakın şu sayfa. Bu sayfada iş akış şemasında adam önce nereye gidecek? Tarife tablosuna gidecek. Tarife tablosuna gidecek. Ne demek tarife tablosu? Her şeyin, pek çok şeyin istasyonda tanımlandığı bir tablo.